Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Namaste. Hindistan aşkıyla inananların önündeki sorunlardan bir tanesi de vize almak. Bugün vize nasıl alınır? Bununla ilgili güncel bilgi veriyor olacağım. Arkadaşlar, Hint vizesi alabilmek için gerekli bir takım evrakları toplayıp konsolosluğa veya elçiliğe başvurmanız gerekmekte. Burada önemli iki husus var. Bunlardan bir tanesi konsolosluk ve elçiliğin görev ve yetki alanı. Yani burada ne demek istiyorum? Örneğin Kırşehir'de yaşıyorsanız İstanbul'a başvuramıyorsunuz veya Adapazarı'nda yaşıyorsanız Ankara'ya başvuramıyorsunuz. Bulunduğunuz ile göre bunu kontrol etmeniz gerekmekte. Diğer önemli bir husus ise eğer ilk defa başvuruyorsanız parmak izi vermek için konsolosluğa veya elçiliğe gitmeniz gerekiyor. Bir kere verdiğiniz parmak izi 5 yıl geçerli. Yani bir daha başvurursanız ikinci kez gitmenize gerek yok. Yani sizin adınıza birisi başvurunuzu takip edebiliyor. Şimdi evrak listesine dönecek olursak, öncelikli olarak Hindistan'ın bir online vize portalı var. Bu online vize portalından doldurulmuş bir başvuru belgesine ihtiyacımız var. Bu form İngilizce. Aşağı yukarı 4-5 sayfa kadar. Burada genel olarak sizin kişisel bilgileriniz, Hindistan'da nasıl bir seyahat takip edeceğiniz, nerede kalacağınızla ilgili bir takım sorular soruluyor. Bu kısımları dolduruyorsunuz. Burada önemli bir iki tane husus var. Bunlardan bir tanesi başvuracağınız vizenin tek, çift veya çoklu, multiple olması. Eğer Hindistan'a bir kez girip çıkacaksanız single, tek girişle almanız gerekiyor. Örneğin mesela Nepal seyahati yapmak istiyorsunuz. Tekrar ülkeye girip çıkacaksanız çift girişli veya çok girişli şeklinde başvurmanız gerekiyor. Bunu özellikle başvuru formunda belirtmeniz lazım. Bunun dışında vize ile ilgili evraklar aşağı yukarı 7-8 adet kadar. Bunlardan birincisi pasaport ve fotokopisi. İkincisi uçak bileti ve rezervasyonu. Üçüncüsü bir otel rezervasyonuna ihtiyacımız var. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. İşte ben Hindistan'da 3 tane şehre gideceğim. Örneğin mesela Delhi'ye gideceğim, Agra'ya gideceğim, Jaipur'a gideceğim. Başvuru formundaki adres kısmındaki otel alanı zaten aşağı yukarı bir otellik kadar. Neticede ilk giriş yapacağınız ve ilk kalacağınız yeri yazmanız yeterli. Bunun dışında elinizde diğer rezervasyonlar varsa bunları da başvuru formuna isterseniz ekleyebilirsiniz. Bunun dışında 2 adet güncel fotoğrafa ihtiyacımız var. Burada önemli olan nokta fotoğrafın biyometrik olması. Yani arka planının, background'unun beyaz olması gerekiyor. Bunun dışındaki diğer bir evrak ise ikametgah belgesi. İkametgah belgesini e-devlet üzerinden alabiliyoruz. Son 3 aylık banka hesap dökümü talep ediliyor. Burada gene önemli bir ayrıntı var. O da bu Hindistan gezisini yapabilecek finansal kabiliyete sahip olup olmadığınızı gösterebilmek için içinde belli bir miktar bakiyenizin olması gerekiyor. Eğer Hindistan'da birini ziyaret edecekseniz kendisinden alınmış davetiye de talep ediliyor. Yani normalde siz gezginlik yapacaksanız, belli yerleri gezeceksiniz. Bu tip bir evrağa ihtiyacınız yok. Ancak birini ziyaret edeceksiniz, birinin yanında kalacaksınız. O kişi tarafından sizin adınıza bir davetiye talebi var. Eğer böyle bir durum mevcutsa tabii ki. Son olarak da sizin yaptığınız iş ve meslekle alakalı bir durum var. Örneğin çalışıyorsanız, çalışansanız yani, çalıştığınız firmadan antetli kağıdı hazırlanmış, kaşeli ve imzalı bir izin yazısı talep ediliyor. Eğer firma sahibiyseniz veya işverenseniz gene antetli kağıdı hazırlanmış, kaşeli ve imzalı izin ve onay yazısı ve firmaya ait diğer ticari kayıt evrakları talep ediliyor. Eğer emekliyseniz emekli olduğunuzu gösterir resmi belge. Öğrenciyseniz işte söz konusu eğitim kurumundan öğrenci olduğunuza dair bir yazı ve kimlik belgesinin fotokopisi. Bunun dışında bir de sponsorluk meselesi var. Eğer birisi sizin adınıza sponsor oluyorsa onunla ilgili bir noter tasdikli mali destek mektubu istiyorlar. Bu eşler ve ebeveynler ve çocuklar için geçerli değil. Bir de başvuru sahibi serbest çalışansa, yani freelancersa, işte yapmış olduğu sözleşmeler vesaire falan varsa bunlar talep ediliyor. Ve yanında bir de izin veya bir iyi niyet mektubu isteniyor. Şimdi bu arkadaşlar, bu evrakları topluyorsunuz. Daha videonun ilk başında bahsettiğim Hindistan portalından aldığınız randevu ile beraber başvuru formunuz ve bu evrakların tamamını alıp
konsolosluk ve elçilikte ilgili randevu günü ve randevu saatinde oluyorsunuz. Evraklarınızı ibraz ediyorsunuz. 103 dolar gibi korkunç bir vize bedeli var. Bunu da takdim ediyorsunuz. Bundan sonra zaten elçilik sizin evraklarınızı alıyor. Genelde pasaport teslimi aynı gün saat 5'te oluyor. Ancak nadir durumlarda ertesi güne sarkabiliyor. Bu konsolosluğun veya elçiliğin size vereceği bilgiye bağlı. Umarım video boyunca vermiş olduğum bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Videoda anlatmış olduğum iki tane online link var. Bu online linkleri açıklama kısmında veriyor olacağım. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Namaste.